Tadiç hakikaten çok çok iyi bir performans sergiliyor. Yani yaşı ilerlemiş, öyleymiş, böyleymiş, hiç hani üstüne neredeyse bizi düşündürtmüyor bile o müthiş performansıyla. Hocam büyük keyif alıyorum ben Tadiç'i Tamam ama izlemekten. şimdi seni eleştiriyorum. Ya ilerleyen yaşına rağmen dedin, sana karşıyım. Niye ilerleyen yaşına? Yok, hissettirmiyor 35? Bu arada. Neyiz? Ya onu yaşı... vurgulamak için Artık söyledim. tamam da 35 yaş falan, bir şey söyleyeyim mi? Gerçi yolun yarısı diyorlar da. Evet. Şimdi futbolun futbol da... hayatında sona geldiğini Ya yok. biraz Bak, işaret eden bir şimdi yer. Artık bizim Sona zamanımızda yaklaştığını bize, ya da. tamam da 28 yaşında bize diyorlardı ki bırakıyor. 30'da öyle 32 oldu falan. İşte akranlar haçtan geldi, hacca gitti. 34, 36, 38 bak. 10 sene sonra Allah ömür verse göreceğiz. Yani Kerem çok genç görürsen de 40 yaşında olacak. 40 yaş. Bak 40 yaşındaki futbolcuya rahatlıkla transfer, yani 40'a kadar oynayacaklar rahat rahat. Şimdi şurada bana mesela, ben kaç yaşında olduğunu bilmiyordum. Şimdi 35 dedin, tamam mı? Bana sorsan, bana yaşla alakası yok, adam 12 bin metre koşuyor. Koşu mesafesine baktım. Türkiye'de bak bakalım futbolcuları, 11 geçen kaç tane adam var? Orta saha. Fiziksel 11. kapasitesi gayet iyi. Ne olacak başka? Evet. Yani ne arıyorsun? Zaten kalitesi var, klası var. İşte 40 olsa ne olur yani? İşte Modric de 39 yaşında. Dzeko. Sezon sonu 39. Şu an 38. Gol atıyor. Yeni şey maçında her tarafta penaltı yaptırdı onu bunu falan. Şimdi biz yaşa takılıyoruz, tamam mı? Bakıyoruz yaşı şu, yaşı bu. Ya ona bak, performansına bakmak lazım. Ama bize bir kere peşin hüküm var, tamam mı? Yani diyoruz ki işte ya bu yaşlı başlı falan filan. Bana göre yanlış şeyler düşünüyoruz. Onun için de hiç yaşla ilgili bir de şeye ben çok takılıyorum, biliyorsun. Bu yorgunluk olayına, biliyorsun. Yorgunu dediği zaman birisi ya bana deliriyorum yani. Takım yorgun. Şimdi bir de ne oluyor biliyor musun? Yaştan daldan dala geçeceğiz ama diyor ki işte şuradaydık, buradaydık diyor. Ama diyor şunu yaptık, bunu yaptık, şöyle yaptık, böyle yaptık diyor. Allah Allah, o zaman niye bunu söylüyorsun arkadaş? Sonra rakip de aynı şekilde oynamış 3 gün evvel de, tamam mı? 9 maçta oynamış. O antrenör çıkıyor böyle söylüyor, öbürü böyle söylüyor. Ne için söylüyorlar? Hani acaba bir aksilik olsa işte yorgunduk, morgunduk. Neyse yani. Kızıyorum böyle şeylere. Yaşa da kızıyorum. Abi benim yanımda yaştan bahsetme. Kurudan bahset. Peki. Dusan Tadiç. Ne düşündürtüyor sana Onur Özkan? Bir de beğenilmiyor. Yani... Çok ne, taraftar biliyorum beğenmeyen. Niye oynuyor diye. Ne arıyorlar mesela? Şöyle söyleyeyim. Yani Dusan Tadiç'i beğenmiyorlar. Kimi beğeniyorlar mesela? Sen Maksimen'i mi beğeniyorlar? Bilmiyorum hani ne isteniyor, ne bekleniyor herhangi bir oyuncudan. İstikrar desem var değil mi? Karakter desem var. Mücadele ediyor, hiç bırakmıyor. Skor katkısı desem fazlasıyla var. Hani ne isteniyor? Bir de hani çabuk olsun, geçişte bir sprint atsın falan mı isteniyor? Zaten öyle bir şey olsa zaten hani oyuncunun burada yeri yok. Parende atsın mı istiyorlar bilmiyorum acaba? Yani çalışsa ya, söyleyelim çalışsın. Ben şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe tarihinin en özel ve en karakterli oyuncularından bir tanesi Dusan Tadiç. Yani sadece bunu rakamlar üzerindeki bu istatistiklerden söylemiyorum. Yani bir kere bu kadar kulübü sahiplenen, bu kadar formayı, armayı sahiplenen yabancı oyuncu bulmak kolay değil. Birçok oyuncuyu biliyoruz ki burada, ben paramı alayım, oyunumu oynayayım, yoksa gideyim diyen birçok oyuncuyu biliyoruz burada. Yani Tadiç geldiği ilk günden bu yana direkt bu kulübü sahiplendi, hedefleri sahiplendi, formayı, armayı sahiplendi. Çok özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Artı saha içinde baktığımız zaman da yani 3. bölgede oynayıp da bu kadar az top kaybı yapan ben çok az oyuncu hatırlıyorum. Yani o bölgenin oyuncuların en net eksikleri nedir? Çok top kaybı yapar. Çünkü riskli oynarsın. Ama Tadiç hem riskli oynayıp, bakın 30 gol şansı yaratmış Süper Lig'de şu ana kadar. 11 haftada. Yani maç başına 3, bu adam net gol fırsatı yaratıyor sana tek başına. Ya asistiyle ya şutuyla. Yani böyle bir rakam var önünde. Artı böyle bir karakter var. Ve halen çok net şekilde, efendim demiş, tek özelliği kalçasını rakibe dayıyormuş. Başka bir şey yapmıyormuş. Keşke her futbolcu onu yapabilse. Top kaybetmiyor, topu saklıyor. Ya yani topla oynamak isteyen yani bir takım için çok ideal. Bulunmaz nimet ya. Topu sende tutacak ve doğru kullanacak. Topu veriyorsun diyormuş adama ve saha içinde en doğru pozisyondaki oyuncu topla buluşturuyor bu oyuncu. Evet. Ve ya yani şey çok özel bence. Hani oyun görüşü muazzam. Ya Fenerbahçe'de futbolcu olsan misal orta alanda oynuyorsun, baskı altındasın. Kim verirsin gözün, pası? Tadiç'e verirsin pası. Tadiç'e kaybetmezsin top. Özel bir oyuncu. Ya onu saklamak öyle kolay mı ya? Arkanda bir adam var ya. Ve şöyle söyleyeyim. Çok hani, özel bir yetenek o, biliyor musun? Hocam yani? Rakamları şu an hani
çok daha yüksek olabilir. Çünkü yaptığı asisten belki de 3 katı kaçırılan goller var Dušan Tadić'in. Mesela son maç Fenerbahçe'nin Avrupa'daki Alkmaar maçında 3 tane asistini yediler Dušan Tadić'in. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir şey, hani beğenmeyenler şu açıdan yapabilirler Kerem. Yani işte İrfan oynuyordu orada. Performansı süperdi İrfan'ın. Orada oynuyor diye. Tam Tadić de süper oynuyor hocam. Yani. Yapacak bir şey yok yani. Tamam da şimdi Maxim orada oynuyor. Bu burada oynuyor. Ya İrfan çok iyiydi. Ya böyle düşünen oluyordur de, belki diyorum. Mesela, yoksa var ya adam neye... Hocam yani, Fenerbahçe, Trabzonspor maçı çok özeldir benim için o anlamda. Bakın çok kritik bir maçtı. Belki Fenerbahçe kazanamasa o maçı şampiyonluk yarışında çok çok ağır bir yara alacaktı psikolojik anlamda da. Hı hı. Maçın düşünün tansiyonunu yaşananları maçta. 90 artı 12. dakika son hücum top ayağına geliyordu Dušan Tadić'in. Sol ayağına, kullandığı ayağına. Ben bununla çok iyi pas veremem, açım kapalı diye düşünüp o anda topu sağına alıp ara pası veriyor. Ya şimdi bakın 100 futbolcunun 99'u orada saçma sapan bir şey yapar. Ya orta yapar, gelişi güzel, ya şut çeker. O verdiği pasta muhtemelen out'a gider. Yani çoğu oyuncu. Ya yani şimdi demek ki şu anlama göre bir de adamın kanı dolaşmıyor damarlarda. Duruyor yani o yüksek tempo içinde. Ya bu çok az futbolcunun yapacağı bir şeydir. Nasıl bir soğukkanlılıktır bu böyle? Nasıl bir şey verdin ya? Hocam şimdi çok soğukkanlı hocam. Hocam bazı futbolcuların kan dolaşımı öyle hızlı olur ki o atmosferde. Kanı durdu bu. Saçma sapan bir şey yapar oyuncular. Pıhtılaşıyor mu? Onu söyle, pıhtılaşıyor mu? Dolanmıyor hocam, bu duruyor. Çok özel bir oyuncu yani. Hani burada bir program yaparız Dušan Tadić'le alakalı. Keşke her yabancı futbolcu Tadić gibi olsa her anlamda bu ülkemize gelen. Evet, özel oyuncu, iyi karakter, lider karakter her şeyden önce. Takımların içinde de aranılan, istenilen tarzda oyunculardan biri. Sezon ilerleyen bölümünde de eğer Fenerbahçe şampiyonluk yarışında mevcut iddiasını koruyacaksa, hatta geliştirecekse herhalde en önemli rol sahibi olacak oyunculardan biri gibi görünüyor. Yani hem şimdi benim için bir numara. Soyunma odasında önemli, tesiste önemli, bu ayrı bir nokta ama saha içinde Fenerbahçe'nin oynadığı oyun içinde çok özel bir futbolcu. Zaten Jose Mourinho takımlarının topu 3. bölgede tutma konusunda hep bir sıkıntısı vardır zaten. Yani Tadić gibi bir oyuncu dediğin gibi sanki ayağında bir mıknatıs her topu alıyor ve dağıtıyor. Ya Ferdi Kadıoğlu Brighton'a gönderdi Dušan Tadić'i. Ya Ferdi Brighton'a gittiyse bence %50 Ferdi'nin yeteneği, %50 Tadić'tir. Şimdi böyle bir oyuncu arkadaşlarını da oyuna sokuyor, geliştiriyor. Ya yani şöyle düşün, Tadić sağ kanat oynayacak diyelim, Ferdi kaldı. Ferdi'nin kaldığı bir senaryo var. 30 milyon euro para kazandırdı kulübe. Hakikaten müthiş bir iş hem Fenerbahçe için hem oyuncu için. Bu sene önünde Alain Saint-Maximin'le oynasaydı imkanı yok. Önümüzdeki yaz 30 milyon getirmezdi kulübe. İmkanı yok. Zaten imkanı bu kadar yok. Oynayamazdı, bu performansı veremezdi. Evet. Mümkün değil. Yani Tadić... Hoca da zaten hani istekleri sınırlı beklerler. Bu sayı Samuel'e yaratıyor konfor alanını. Kerem bak ama Maximin de yalnız kalıyor. Şimdi ne o? Hayır, oyuncunun eleştirisi değil bu hocam. Sol bek orada bindirdiği zaman. Alain Saint-Maximin de beğenmiyorum oyuncu olarak. O ayrı bir konu ama. Yani Tadić'le Alain Saint-Maximin'in bir beki kullanma şekli ya da kullanabilme şekli arasında... Şimdi, yani çok büyük fark var. Çok büyük kalite bak, farkı burada var. Burada sol bek destek yaptığı zaman Alain Maximin çok şey boş saha bulur. Hı. Çünkü kimse gelmiyor arkasından. 2-3 kişiye çalım atmaya kalkıyor. Ama burada bir Ferdi gittiği zaman o da çok faydalı şey olurdu. Daha performansı yükselirdi Maximin'in. Öyle düşünüyorum ben Ferdi olsaydı. Buna da geçmiş olsun. Yani neticede... Abi, sıkıntı zaten Ferdi açısından hocam. Yani Ferdi'nin performansı geçen sezona göre daha düşük görünürdü. Tabii. Zaten ben oynadığı maçlara da artık birkaç bir şey maç oynadı. Yani. Ama öyle yani. Ben zaten onu anlatmaya çalışıyorum. Ama tamam da. Belki diyorum ki Maximin çok yalnız kalıyor ileride. O Ferdi'nin deparları, şeyleri... Osterwold öyle bir şey yapmıyor ki. Maximin ileride yalnız kalıyorsa kendi oyun bilgisi ya da hocanın... Ne, arkadan kimse gelmeyince ama 3 kişi birden bastırıyor. Ama Ferdi oraya geldiği zaman yol bulur. Şeyi bulur. Sıkıntı şu hocam, dengesi bozulur. Ferdi oraya gelir zaten. Ama acaba topu sen Maximin'den alabilir mi? Ya o da ya, mevzu o yani, sıkıntı ya, tamam da Maximin de topu vermez, gider gol attırır, gol atabilir yani, o da var. Ama Ferdi'nin oradaki oyun eşi öndeki adamı daha da şey rahatlatır. Şimdi burada da Osayi Samuel oynadığı zaman benim beğendiğim futbolcu Osayi Samuel. O önündeki adamı rahatlatıyor arkadaş yani ya. Bakma. Şimdi ben bek olacağım falan, rakip takımın beki olacağım. Ferdi benim geliyorsa orada önündeki adama söylenirim ben.
Veya Osay Somer geldiği zaman onu kovalamayan adama ben bir var şey ya. Rakip şeyin dengesini bozuyor. Savunmanın aynen dengesini bozuyor. Bunlar o zaman daha rahat, oradaki adamlar daha rahat oynuyorlar. Tadış'la ilgili şunu ekleyeyim. Bir de hani hep konuşuluyor ya, konuşulduğu için işte niye oynuyor, niye İrfan oynamıyor şeklinde. Hı hı. Bu aslında direkt oyuncu profilleriyle alakalı bir durum. Aslında hani şey düşünülebilir, benzer oyuncular. Jose Mourinho'nun Tadiç'i bu kadar tutmasının sebebi tabii ki performans, ama bir de oyuncunun yaptığı savunma arkası, boş koşular. Yani İrfan Can'ın mesela bu özelliği çoktur. İrfan top ayağına ister. Top ayağındayken oynayan bir oyuncu. Ama o da saklıyor. Tadiç'in, hayır saklamaktan bahsediyor. Tadiç'in bu sezon mesela attığı goller. Mesela Antalya Spor maçında bir pozisyon var Tadiç'in. Amrabat'ın pası bir forvet koşusu. Evet. Twente deplasmanında attığı gol yine bir forvet koşusu. Yani boş koşuları muazzam yapıyor bir de savunma arkasına. Oyunu çok iyi biliyor. Çok çok müthiş bir ilgisi var. Ben çok iyi bir teknik adam olabileceğini düşünüyorum o anlamda. Vallahi